öz eleştiri yapar mısınız? Evde, ailece şunu işte şöyle yapsaydık dediğimiz anlar da var mutlaka o zaman. Efendim öz eleştiri, tevbe, tevbe öz eleştiridir. Eyvallah. Öz eleştiri yapmayan tövbe etmemiş demektir. Kur'an'ın tövbe emirlerini nasıl yerine getireceğiz öz eleştiri yapmıyorsak? Öz eleştiri yapmayan kendini yenileyemez. Öz eleştiri kendini yenilemektir. Öz eleştiri yeni bir insan olmaktır. Öz eleştiri bir adım atmaktır. Öz eleştiri bugünle yarın arasına fark koymaktır. Öz eleştiri hallak olan Rabbin seni yeniden yaratsın için senin ona bir mazeret sunmaktır. Eyvallah. Dolayısıyla öz eleştiri yapmayan adam adam mıdır? Onun için yani öz eleştiri yapmadığım günü kayıp sayarım. Bu demek değildir ki her gün ben öz eleştirinin hakkını veriyorum. Maalesef ben de veremiyorum. Yapamadığım dönemler oluyor. Yapmadığım dönemler oluyor. Ama inanın şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Öz eleştiri yapmadığım her seferinde kaybeden ben oldum. Öz eleştiri yaptığımda hep kazanan ben oldum. Yani bunu niye söylüyorum? Bunu tavsiye etmek için söylüyorum. Eyvallah. Öz eleştiri özgüveni olan insanlar yapar. Özgüveni olmayan insan öz eleştiri yapamaz. Onun için özgüveni olmayan insanlara bakın. Öz eleştiri yapamazlar. Yapamaz. Öz eleştiriye de dayanamazlar. Ama hemen burada hakareti, iftirayı, saldırıyı, küfrü eleştiri, tabii, eleştiri diye sayamayız. Yutturmak isteyen terbiyesizlerle buradan bir şey çıkmaz onu söyleyeyim. Eleştiri başka bir şeydir. Eleştiri elemektir. Elemek ayırmaktır. İyisini almak, kötüsünü atmaktır. Tümünü atanlar, tümünü alanlar eleştirip ne yapmıyorlar? Onların yaptığı şey başka bir şey. Eyvallah. Bu söylediklerinizden cesaret alarak hocam söyleyeyim. İşte elitist bir işte ulaşamıyoruz. Benim söylediğim tek doğrudur diye bir iddianız var mı hocam? Haşa. Haşa. Benim söylediğim tek doğrudur demek kendini Allah yerine koymaktır. Çünkü Allah'ın söylediği tek doğrudur. Bir insan, peygamber dahi benim söylediğim tek doğrudur diyemez ki eğer vahiy değilse. Eyvallah. Vahiy değilse. Benim söylediğim tek doğrudur diyen insan megalomandır. Onu hastaneye direkt psikolojik bir kliniğe yatırmalı. Onu tedavi ettirmeli. Ben hiçbir eserimde benim söylediğimin mutlak doğru olduğunu söylemedim ki. Yorumdur dedim. Onun için hep derim ki bu benim görüşüm. Bence, bana göre. Bunlar çok önemlidir. Bakın. Kaç sayfa bununla ilgili yazılar. Aynen öyle. Aynen öyle. Açsınlar eserlerimi. Hiç bulamazlarsa en son yazdığım eserin Yaratılış ve Evrim'in girişine bir baksınlar. Dolayısıyla bu hastalıklı bir şeydir. Benim söylediğim tek doğrudur. Bir de piyasada ben demiyorum ha Allah diyor. Ben demiyorum ha Allah diyor. Böyle bir şey. Niye sen diyorsun? Aslında Allah diyor diye aslında senin söylediğinde yorum. Anlatabiliyor muyum? Bu yorum de, bu benim yorumum de. Kabul edersiniz, etmezsiniz de. Ben bunun mealimin ön sözünü okursanız, usulünü okursanız bunu açıkça orada görürsünüz. Yorumu nassın makamına, vahyin makamına koyanlar vahyi nereye koyacaklar? Kendi yorumlarına vahiy muamelesi yapanlar vahyi nereye koyacaklar? Aslında bize bozulanların bozulmalarının sebebi bu. Biz onların eskilerin yorumlarını onlar vahyin makamına koymuşlar. Biz de eskilerin yorumlarını vahyin makamından indirdik diye saldırıyorlar, taşlıyorlar, efendim paçamıza havlıyorlar. Onun için böyle bir şey olur mu? Beni okumasınlar sadece. Herkesi okusunlar. Okusunlar. Yeter ki okusunlar. Yeter ki kitap okusunlar. Kitaba elleri, gözleri, yürekleri değsin. Düşünürler. Belki düşünürler de adam olurlar. Belki düşünürler de çeşitliliğin,
çok sesliliğin Allah'ın muradı olduğunu anlarlar. Belki düşünürler de aslında Rabbimizin yeryüzünde bütün fikirlerin varlığını murad ettiğini, küfrün bile kökünü kazımayı Allah'ın murad etmediğini, Yunus suresinin 99. ayetine bakarlarsa görürler, Allah'ın muradının küfrün bile kazınması olmadığını anlarlar. Biraz tahammülleri genişler, evet. Biraz hoşgörüleri genişler, biraz daha insanlarla konuşurken, muamele ederken, tartışırken insanca yaparlar bu işi. O zaman dünyayı çekilmez etmezler, hayatı katlanılmaz hale getirmezler. O zaman yani gözlerinden din fışkıran katiller yetiştirmez bu ümmet o zaman. Gözlerinden kin fışkıran katiller yetiştirmez. İşte gördük, IŞİD'de gördük sadece, bir de darbede gördük. Evet, evet. Evet.